Oscar'ı akademi veriyor. Academy of Motion Picture Arts and Sciences, yani sinema sanatları ve bilimleri akademisi. Bu akademinin aşağı yukarı 6000 üyesi var ve bütün bu üyeler en iyi film için oy kullanıyor. Farklı dallarda, ön elemelerde her biri kendi alanında oy kullanıyor. Çünkü işin içinde teknisyenler, işte kurgucular, kameramanlar, çok spesifik meslek gruplarından insanlar var. İki aşamalı. Önce adaylar belirleniyor, ardından o adaylara oy veriliyor. Fakat sıralama yapılarak ve puanlı verildiği için her zaman ne çıkacağı tam öngörülemiyor. Çünkü eğer gruplar iki film arasında bölünürse mesela, hiç beklenmeyen üçüncü ve herkesin listesinde ikinci sıraya oturabilmiş bir film varsa, o hepsinin önüne geçip ödülü alabiliyor. O yüzden de tahmini her zaman çok kolay olmayan bir ödül. Oscar törenlerinde ödülün adı Akademi Ödülleri diye geçiyor. Bu hangi akademi ve buraya her isteyen girebilir mi? Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 1920'lerde kuruluyor. Sektörün kendisi tarafından, sektördeki birkaç önemli isim tarafından sinema sektörüne saygınlık kazandırma amacıyla ve kısa sürede de zaten ödül vermeye başlıyor ilk seneden itibaren. Ama en başta ödülden ziyade böyle bir birlik olma, işte kendini tanıtma, biraz lobicilik yapma amaçlı bir şekilde kuruluyor. Gayri resmi bir kuruluş aslında. Her isteyen üye olamıyor tabii. Sinema sektöründe çalışan ve belli bir yere gelmiş insanlar davetle çağrılıyorlar. Başvuru süreci diye bir şey yok. Akademinin kendi bir yönetim kurulu var ve bu yönetim kurulundan davet olmadan kimse üye olmuyor. Tam liste yayınlanmıyor üyelerin, fakat son senelerde yeni davetli edilen üyelerin isimleri yayınlanmaya başladı. O yüzden son dönemlerdeki üyeleri tanıyoruz. Bunların arasında her türlü sektörün her türlü farklı alanından isimler var. Bir şekilde kendini ispat etmiş olması lazım. Yani ya bir Oscar adaylığı almış olması lazım daha önceki senelerde, ya da adaylık almadıysa başka bir akademi üyesi tarafından aday gösterilmesi lazım. Niye aday gösterildiği de belirtilerek, neler yaptığı, niye bunu hak ettiği belirtilerek. Türkiye'den bir filmin Oscar'ı kazanması için neler yapılması ya da nelerin olması gerekiyor? Aslında yabancı film biraz daha farklı işleyen bir dal. Diğer dallar için bence en önemlisi Hollywood'da sevilen biri olmak. Çünkü sonuçta akademi Hollywood'un, sektörün kendi kendine verdiği ödüller. O yüzden sektör içinde sevilen, saygı duyulan isimler her zaman öne çıkıyor. Bunların arasında da bu saygıyı kazanmak için mesela çok klasik, hep söylenir, belirli performanslar, oyunculuk dalında özellikle işte bir takım engelli karakterleri oynamak, işte belirli zorluklar çeken karakterleri oynamak artık klişe haline geldi, ama hakikaten bunların böyle bir verdiği saygınlık ve getirdiği Oscar'lar var. Yabancı film dalındaysa farklı bir uygulama var. Bir kere her şeyden önce her ülke kendi adayını belirliyor. Adaylar ardından 9'a indiriliyor belli bir kurul tarafından, oradan da 5'e indiriliyor ve bu filmleri gören insanlar tarafından oylanıyor. Uluslararası camiada belli bir saygınlık kazanmış olması lazım bu filmlerin. Bu son senelerde özellikle Los Angeles ve New York'tan iki gruba oy verdirilmeye başlandığından beri görüyoruz ki uluslararası büyük festivallerde ödül almış filmlerin her zaman daha fazla şansları var. Bu İran'a ödül verilmesiyle daha da ön plana çıktı. Berlin'de en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu ödülleri almış bir filmin Oscar'ı alması, çünkü aslında çok şaşırtıcı değil. Onun bir İran filmi olması insanları şaşırttı. O yüzden Türkiye'den çıkan bir filmin Oscar alması şu anda çok zor görünüyor. Bizden şimdiye kadar en yaklaşan Nuri Bilge Ceylan oldu. Geçen sene ilk 9'a girdi. Bir Zamanlar Anadolu'da ile. Tabii orada da ne görüyoruz? O filmle Cannes'da ödül aldı zaten. Zaten bir kendini ispat etmişlik durumu var. Yani iyi film, kötü filmin ötesinde uluslararası tanınırlığının olması da önemli. Bunun dışında iyi bir PR kampanyası sürdürmek lazım. Ama sadece PR'la da olabilecek bir şey değil. Film kendi PR'ını zaten o festivallerde tanınarak, ödül alarak yapmış oluyor çünkü. Her ülkenin
en güçlü filmlere aşağı yukarı aday gösteriliyor. Onların arasından sıyrılmak çok zor. Oscar'ı kazanan her film gerçekten de o yılki en iyi film mi? En iyi ne demek? Kime göre en iyi? Neye göre en iyi? Yani sinema o kadar sübjektif bir alan ki zaten en iyiyi belirlemek diye bir şey çok da mantıklı değil. Herkesin kendi kriterleri var. Tabii ki herkesin üzerinde anlaştığı bir takım temel şeyler var, filmin derdini anlatabiliyor olması gibi. Ama onun ötesinde bir kere en iyi sanat alanında son derece aslında anlamsız bir şey. Oscar'lardaysa daha da anlamsızlaşıyor çünkü iş biraz da popülariteye dönüyor. Bunların arasında daha çok seyredilen, mesela belgesellerde bu sene oy verme sistemini değiştirdiler. Bütün 5 filmi de görmüş olma şartı kalktı. Öyle olduğunda da daha popüler, daha çok görülmüş bir belgesel, diğer daha politik ve belki daha iyi olabilecek filmlerin arasından sıyrılıp ödülü aldı. Benim her zaman iddia ettiğim bir şey var. İnsan Oscar'larda iyi tahminde bulunmak için filmleri görmemiş olması lazım. Çünkü nelere ödül verildiğini takip ederek sezon boyunca diğer birliklerden ya da farklı kurumlardan, işte hangilerinin basında daha çok konuşulduğuna, hangilerinin belli sektör dergilerinde daha fazla yer aldığına dikkat ederek filmi tahmin etmek çok daha doğru bir yere götürüyor insanı. Halbuki gördüğünüz zaman kendi istediğiniz, daha iyi bulduğunuz filmlerin kazanacağına inanmaya başlıyorsunuz ki o her zaman doğrusu olmuyor. Akademide farklı grupların olması Oscar'daki oylamayı nasıl etkiliyor? Akademideki farklı gruplar 6000 kişi arasında en çoğu aslında oyuncular. 2000 kişi civarında oyuncu var. O yüzden mesela oyunculuğu güçlü filmler bazen ön plana çıkabiliyor. Bu sene düzenbaz American Hustle'da olduğu gibi 4 oyunculuk dalında da adaylık aldı ve bir süre en iyi film içinde adı çok geçti. Çünkü Oyuncular Birliği'nin ödülünü almıştı. Ama mesela Gravity yerçekimi filmi de teknisyenler tarafından çok takdir edilen ve yönetmenler tarafından çok takdir edilen bir filmdir. Çünkü yaptığı yeni bir teknoloji geliştirmek ve daha önce anlatılamayacak bir hikayeyi filmik olarak anlatmaktı. O yüzden o da hem teknik ödülleri aldı hem de yönetmen ödülünü aldı. Oradaki bütün diğer üyelerin verdikleri oylarla. Ama tabii hepsinde de bir puanlama durumu söz konusu olduğu için, farklı tercihler olduğu için, farklı filmler arasında bölündüğü için, muhtemelen de teknisyenlerin ağırlıklı verdiği yerçekimi oylarıyla oyuncuların ağırlıklı verdiği düzenbaz oyları arasında ikinci sırada çoğunun 12 yıllık esaret oturduğu için bu sene mesela 12 yıllık esaret en iyi film ödülünü aldı. Ben 12 yıllık esaretin iyi bir film olduğunu düşünüyorum ama bundan çok da alakası olduğunu düşünmüyorum verilen ödülün. Tabii değindiği konunun Amerika'nın tarihinde çok önemli bir yeri olan kölelik olması ve buna çok da Amerika'da pek rastlamadığımız şekilde bir İngiliz siyah yönetmenin gözünden sert bir şekilde bakması da buna bir ekstra yardımda bulunmuş olabilir.